ABCD dikdörtgende verilenlere göre EF uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Sonra da EF'yi AD dik olacak şekilde verdik. Bundan dolayı EF ile AB nedir? Birbirine paralel. Yani burada bir dik yamuk var. Yani yok, şuradan şöyle yükseklik çeksem, dik yamukta yaptığım şey buydu. Bu yüksekliği çektim. Şurası ne oldu? 4.8. Burası ne? 8. Ben diyorum ki işlem kolaylığı için ben bunu 48 olarak düşünsem. Burası da ne olur o zaman? 80 olur. Dikkatli baktığımız zaman bu üçgenin 3, 4, 5 üçgenin 16 ile genişletilmiş hali olduğunu görüyorum. Yani bakın 3 kere 16, 48, 5 kere 16, 80. Bu da 4 kere 16 kaç yapacak? 64. E burası 64 ise tamamı 80 ile buraya ne kalır? 16 kalır. 10 ile genişletmiştik. Kalın virgüllü. 1,6. Eğer burası 1,6 ise burası ne olacak? 1,6 olacak. Doğru cevap Reyhan. ABCD dikdörtgende verilenlere göre AD uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın burası 6 birimse burası kaç birimdir? 6 birim. Burası da 90 derece. 2,90 ne var? Öglit var. Burada öglit yapabilir. Şuraya A yazdığımız zaman ne diyeceğiz? 6'nın karesi A ile A artı 9'un çarpımı eşit. 6'nın karesi 36. 36 eşittir A çarpı A artı 9 ifadesinde A yerine 3 yazdığımız zaman denklemi sağlar. 3 kere 12 36 yapar. Buradan şunu söyleriz o zaman. Bakın hemen şurada gösterelim. Burası 6. Burası kaç? 12. E burası kaç olacak? Dikkat edin. 12, 6, 30, 60, 90 üçgeni. Burası ne olur? 6 kök 3. Doğru cevap Diyarbakır. Ya da Pisagor'dan göremiyorsunuz bunu. Pisagor yapıp buradaki uzunluğu bulabilirsiniz. Tabi bu uzunluğu bulurken 12'nin karesi 6'nın karesiyle uğraşmayın. Bakın şu sayılar nedir? 6'ya bölünen sayılar. Ben 6'ya böldüğüm zaman buranın kaç geldiğini görün. 1. 6'ya böldüm. Burası da kaç olur? 2. Şimdi 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. 4'ten 1'i çıkardım. 3 kare kökünü alsam burası ne yapar? Kök 3 yapar. E kaçla sadeleştirdik? 6 ile. 6 ile çarpın. Aradığımız cevabı buluruz. Evet, dikdörtgende verilenlere göre buradaki x açısı kaç derecedir diye bakacağız. Şurada ikizkenar bir dik üçgen verilmiş ve şunu söyledik. Dedik ki bu uzunluk bu uzunluğun kök 2 katı. Yani ben buraya bir yazarsam burası ne olur? Kök 2 olur. E bu ikizkenar dik üçgense 45 45 90 üçgeninden dolayı burası ne olacak? 1 birim. Burası da ne olacak? 1 birim. Buralar 45'er derece ise burası da 1 birim. Onu da yazalım. E buralar ne olur? 45'er derece olur. Bu da 45 derece. Bu da 45 derece. Şu iki üçgen ikizkenar ve neyi birbiriyle eş. Yani ben bu açıları A yazarsam bu açılarda ne olur? A. E şu iki açının toplamı M'den dolayı buraya geliyor. Burası ne? 2A. E bu üçgene baktığım zaman 2A'nın 135 derece olduğunu görüyorum. Buradan 2A 135 ise X'de kaç olacak? 135. Doğru cevap Diyarbakır. Evet, dikdörtgende verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın 3, 4, 5 üçgeninden AD uzunluğu kaç olacak? 5. 6, 8, 10 üçgeninden AB uzunluğu kaç olacak? 10. Sarı bölgenin alanı bulmak istiyorsam dikdörtgenin alanından dik üçgenlerin alanlarını ne yapacağım? Çıkaracağım. 5 kere 10, 50. 3 kere 4, 12. Yarısı kaç yapacak? 6. 6 kere 8, 48. Yarısı kaç olacak? 24. Topladı kaç yaptı? 30. 50'den 30 çıkartırsak sarı bölgenin alanının 20 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Evet, şekilde verilenlere göre sarı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruyoruz. Bakın ikizkenar üçgende ne çizmişiz? Kenarortay. Bu kenarortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. E Pisagor'dan bu yüksekliğin kaç birim geldiğini görürüz? 8. Bakın paralel kenarda bir özellik vermiştik. O dikdörtgende de geçerli. Çünkü dikdörtgen bir paralel kenarın özel durumudur. Şu iki alanın toplamı neydi? Buraya eşitti. O zaman burada diyorum ki ben bu beyaz üçgenin alanı sarı üçgenin alanının toplamına eşit. Üçgenin alanı nasıl hesaplayacağım? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan 12 çarpı 8 bölü 2'den aradığımız alanın 48 birim kare geldiğini görürüz. Doğru cevap Edirne. Evet, şekilde verilenlere göre sarı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruyoruz. Bakın şu alanı seyredersen bu alanlar taban uzunlukları ve yükseklikleri eşit olduğu için nedir? Birbirine eşit. Aynı şekilde burası 3S ise burası 3S'dir. Yani burası da S'ye ne bölünecek? 2S bölünecek. Peki o zaman şunu söyleriz. Bizim aradığımız sarı bölgelerin alanları toplamı dikdörtgenin alanı kaçta kaçı? 6'da 2'si yani 3'te 1. O yüzden bütün alanı kaça böleceğim? 3'e. 6 kere 8, 48 dikdörtgenin alanı 3'e böldüğüm zaman
Aradığım sarı bölgenin alanları toplamının 16 birim kare geldiğini gördüm. Doğru cevap Beyhan. Şekilde verilen dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın paralel kenarlı bir özellik vermiştik. Köşegen üzerinde bir nokta alıp kenarlara paraleller çizdiğim zaman bu alanlar neydi? Birbirine eşit. Dikdörtgenli bir paralel kenar olduğundan dolayı buradaki şu alanlar da nedir? Birbirine eşittir. 3 kere 6, 18. 2 kere 9 kaç yapacak? 18. Yani şurası kaç oldu? 9. Buradan şurası kaç? 12. Yani bir kenarım kaç? 12. Burası kaç? 8. O zaman buradaki kenarında kaç olacak? 8 olacak. Buradan çevremiz 8, 12 daha 20. 20 daha kaç yapar? 40. Doğru cevap Edirne. Şekilde verilenlere göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Yine bu ikili üçgenin benzerliğini de kullanabilirim. Ya da yükseklik çizip Öglit'ten de söyleyebilirim. Bakın burası X olacak. Burası ne olacak? Y. Şurası da H. Bunun karesi bu ikisinin çarpımıydı. Bundan dolayı yüksekliğin x'in çarpımı karekök olduğunu biliyorum. Yani burası ne olacak? X çarpı y. Taban uzunluğum x artı y. Yüksekliğim de karekök için x çarpı y. Buradan doğru cevap ne olacak? Bursa. Dikdörtgenine verilenlere göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın soruya baktık. Ekstra bir diklik var mı? Var. O yüzden diyorum ki bu iki dik üçgen birbiriyle benzer olacak. Bakın açıları yazalım. BA yazıyorum. Buraya ne yazdım? B. A ile B'nin toplamı 90 derece. Burası 90 olduğu için burası A. Ya da Z'den de A'yı söyleyebilirsiniz. Yine 90 olduğu için burası ne olacak? B olacak. Şu uzunluğa da X diyelim. Bu iki dik üçgen birbiriyle benzer. Buradaki dik üçgene baktığım zaman elinde ne var? X ve 9. X hipotenüs. Buradaki hipotenüs kaç? 6, 8, 10 üçgeninden buranın kaç geldiğini görüyorum? 10. Demek ki burada hipotenüs yerine kaç yazacağım? 10. Geldik buraya. 9 B'nin karşısında. Burada B'nin karşısında ne var? 6. Buradan 90'ı 6'ya böldüğümüz zaman X'in 15 geldi görürüz. X'i şöyle de bulabilirdik. Bakın 6, 8, 10 üçgeni. 3, 4, 5 üçgeninin 2 ile genişletilmiş hali. Bu üçgen de 3, 4, 5 üçgenin 3 ile genişletilmiş hali. Buradan X'imiz kaç oldu? 15 birim olarak bulduk. Peki neydi alanımız? Dik kenarların çarpımı. Buradan 8 kere 15 alanı kaç olarak buluyoruz? 120. Doğru cevap Diyarbakır. Evet, ABCD dikdörtgeni verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diyoruz. Bakın ekstra bir diklik var mı var. Demek ki burada benzerlik var. Hatta biz bu benzerliği Öglit yardımıyla da yapabiliriz. Yüksekliğin karesi bu ikisinin çarpımıydı. Buradan yüksekliği kaç olarak buluyorum? 4. 4'ün karesi 16. 2 kere 8 16. Bunu daha önce söylemiştik. Bakın buradan yükseklik çizdiğim zaman bu iki yükseklik, bu iki üçgen eş olmasından dolayı neydi? Birbirine eşit. Yani burası 4 birimse şurası ne olacak? 4 birim. Tabanı 2. Yüksekliği 4 olan üçgenin alanı nedir? 4 çarpı 2 bölü 2'den birim kare. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki dikdörtgene verilenlere göre mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. EF'yi tabanları paralel verdik. Burası 6 birimse burası nedir? 6 birim. Bakın burada iki tane yamuk var. Bunun yüksekliğini A. Bunun yüksekliğini ne diyeyim? B. Bu yamın alanı tabanların toplamı çarpı yükseklik bölü 2 ya da orta taban çarpı yükseklik. Tabanlarını topladım. 8, 2'ye böldüm. Orta taban kaç oldu? 4. Bunun alanı ne? 4A. Yine buraya geldim. Tabanların toplamının yarısı. Orta tabanı ne? 4. Yüksekliği de B. Bunun alanı ne yapacak? Buradan 4B yapacak. 4 parantezini aldığım zaman A artı B aradığım bölgenin alanı olur. A artı B de 9'a eşit. Buradan 4 kere 9 kaç yapacak? 36. Doğru cevap Diyarbakır. Şekilde verilen eş dikdörtgenlere göre mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Bakın şuradan oluşan dörtgenin köşegenini çiziyorum. Bunu çizdiğim zaman sonra da biz bunun bir kenarının 2, bir kenarının 5 birim olduğunu verdik. Dolayısıyla burası da 2 birim. Burası da kaç birim olacak? 3 birim. Burası da kaç birim? 5 birim. Buradaki üçgenin alanı ne? 3 çarpı 5 bölü 2. Aynı mantık burada da var. Bu da 3 çarpı 5 bölü 2. Buradan aradığımız alan 3 çarpı 5 bölü 2 çarpı 2'den 15 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan.